Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün size ön lisans, ikinci lisans, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve de doktoranın faydaları nelerdir? Neler katar bize, neler sağlayabilir? Özellikle daha somut örnekleriyle bahsedeceğiz biraz. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tabii ki arkadaşlar bunları yapmak hani bir öğretmen için hani siz zaten hani bitirmişsiniz bir öğretmenlik bölümünü veya formasyon almışsınız. Veya buna ek olarak atanmışsınız bir de. Tabii ki ihtiyacınız var demek hani tam doğru değil. Hani evet. Genelde bunları ya akademik anlamda düşündüğünüz için yapıyorsunuz veya kendinizi geliştirmek için yapıyorsunuz. Tabii ki değer arkadaşlar, sadece bu anlamda bile değer. Yani ben sırf bu anlamda yaptım aslında açıkçası. Açık öğretimden ön lisans okudum, gittim yüksek lisans yaptım. İkinci bir lisansa başladım, doktorayı yapıyorum falan filan. Hani kendini geliştirmeyi sevdiğimiz için yapıyoruz bunu aslında en temel olarak. Ama bize bunun neler katar başka? Başka ne faydaları var hocam? Şimdi teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi ön lisans. Şimdi arkadaşlar ön lisans dediğim gibi aslında genel olarak ya açık öğretim ön lisans ya da örgün ön lisans fark etmez. Sadece size genel olarak hani kendi geliştirme imkanı tanıyor. Lisansa buradan DGS ile geçiş hakkı sağlıyor. Açık öğretimde ön lisans var. Yine aynı şekilde kademe artışı veya herhangi bir işte boş zaman vesaire bir şeyler oluşturmuyor bize. Yani ön lisans okumanızın size kendi geliştirme anlamında başka bir faydası olmuyor. Ben ne okumuştum? Ben menkul kıymetler okumuştum. Borsayı çok merak ediyordum bir ara. Onun için açık öğretimden menkul kıymetler okudum. Dolayısıyla siz de böyle merak ettiğiniz bir alanda bir şeyler okuyabilirsiniz. Yani pek çok bölüm var arkadaşlar zaten açık öğretimde. Şimdi geldim ikinci lisans okumaya. Yani mesela işte açık öğretimden kamu yönetimi okumak, açık öğretimden işletme okumak veya başka bölümler okumak. Örgün de okuyabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Bunun bir engeli yok. Kaldırılan bir yönetmelik oldu biliyorsunuz. Bundan da bahsedeceğim. Kaldırılan yönetmelikte ikinci lisans okuyanlara artı 10 hizmet puanı vardı. Şimdi o bulunmuyor arkadaşlar. Ama ben tekrardan gelmesini bekliyorum bir şekilde. Bence iyi bir şeydi diye düşünüyorum. Ben bu işlere değer veren birisi olarak. Uzaktan da gene aynı şekilde ikinci lisans okuyabilirsiniz. Bu ikinci lisans okumanın size herhangi bir askerlik erteletme olayı sağlamıyor arkadaşlar. Askerliği erteletmeye ikinci lisansın faydası yok. Ama mesela hani İlknur hocanız merak ettiği için matematik bölümü hani atıyorum mezunu işte gidip fizik okuyabilir mesela. Evet gibi. Ya da tarih mesela merak ediyorsunuzdur. Farklı bir alanla ilginiz vardır okuyabilirsiniz. Zaten. Yani bu bize ne katıyor peki? Hani tabii ki merakınızın dışında alan değişikliği hakkı sunuyor size. Eğer ki formasyonunuz varsa ve eğitim mezunuysanız mesela ben işletme bitirdim diyelim açık öğretimden. Ben muhasebe öğretmenliğine de geçiş hakkım oluyor bu sefer. Mesela ben şu anda menkul kıymetleri bitirmiştim zaten. İşletmeye devam edersem, 3 ve 4'ü bitirirsem ben aynı zamanda muhasebe öğretmenliğine geçiş hakkım olmuş oluyor. Mesela evet. Hani aynı çap gibi size aynı lisans haklarını sağlıyor. Yani size bir aslında mesleki bir hak sağlıyor. Yani yeni bir mesleğiniz olmuş oluyor. Yeni bir unvanınız olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamda bir alan değişikliği yapma hakkınız olmuş oluyor. Geldim bir başka noktamız tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans hemen arkasında. Biliyorsunuz arkadaşlar şimdi uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik mevzusu geldi. Bu anlamda da bir faydası var artık. Tezli ve tezsiz yüksek lisansın yapan kişiler uzman öğretmenliğe geçişte sınava girmek zorunda kalmayacaklar. O yüzden dolayısıyla en başta artık hani artısı bu olmuş olacak ve tezli ve tezsiz yüksek lisansın her ikisinde de ek dersimiz %7 artış sağlıyor. %7 artış sağlıyor. Ek dersimiz %7 artış sağlıyor. Kaçmış İknur hocam? %7. %7. Tezsiz olması, tezli olması bir şey fark ettirmiyor arkadaşlar. Yani bu ne kadar yapar? 1000 lira alıyorsan ek ders 70 lira yapar. 2000 lira alıyorsan 140 lira yapar. 3000 lira alıyorsan 210 lira yapar gibi. Devam ediyorum arkadaşlar. Önceki durumda tezsiz yüksek lisans hizmet puanı olarak artı 30 puan getiriyordu. Şu anda o yok. Tezli yüksek lisansı artı 50 hizmet puanı getiriyordu. Şu anda o yok. Bunun yanı sıra hem tezsiz yüksek lisans hem de tezli yüksek lisans artı bir kademe sağlıyor arkadaşlar. Artı bir kademe sağlıyor. Kaçmış İknur hocam? Artı bir kademe. Ben burada öğrenci gibi onaylıyorum. Seviyorum öğretmenliği. Artı bir kademe sağlıyor arkadaşlar. Tezsiz yüksek lisanstan devam edecek olursak, tezsiz yüksek lisans bize doktora geçiş imkanı maalesef sağlamıyor arkadaşlar. Tez gerekiyor. Tezli yüksek lisans mezunu olursak
Ancak oradan doktoraya geçiş hakkımız var. Yani hocam ben hali hazırda tezsiz mezunuyum. Ben ne yapacağım derseniz. Mesela bazı bölümlerde sadece tezi yazıp işte tezli yüksek lisansa çevirten arkadaşlarımız olabiliyor arkadaşlar. Bu yönden de değerlendirirsiniz. Bize yüksek lisans ayrı bir alan hakkı, ayrı bir ünvan hakkı, ayrı bir alan değişikliği hakkı vermez. Tezli yüksek lisans yaptınız, tezli yüksek lisans yaptınız diye. Mesela matematik, ben gittim fizik öğretmeniyim. Matematikte tezli yüksek lisans yaptım ya da tezli yüksek lisans yaptım. Tezli yoktur muhtemelen. Tezli yüksek lisans yaptım mesela matematikte. Ben matematik öğretmenliği hakkı kazanmış olmuyorum arkadaşlar. O yüzden yüksek lisans bize böyle bir hak sağlamıyor. Yüksek lisans daha çok şöyle düşünebilirsiniz. Yani kendinizi alanınızda ilerletmek. Alanınızda size bir şeyler katan bir durum. Hatta siz de alanınıza bir şeyler katıyorsunuz. Ve bilgi seviyenizi daha ileriye taşımış oluyorsunuz. Ve tabii ki akademik düşünüyorsunuz. Size kesinlikle artısı zaten oluyor. Zaten o yoldan gitmek zorundasınız. Ben bitirmiştim zaten tezli yüksek lisansı. Bu anlamda iyi bir durum. Tezsiz ve tezli yüksek lisans her ikisi de BİLSEM'e geçişlerde veya alanınızda yükselmede, yani müdürlükte, müdür yardımcılığına yükselmede, yani görevli yükselme olanında size olayında size artı puan getiriyor arkadaşlar. Hem tezli yüksek lisans hem de tezsiz yüksek lisans her ikisi de bunu getiriyor. Ve hem tezsiz yüksek lisans hem de tezli yüksek lisans askerliğin ertelenmesini sağlıyor. Tezsiz yüksek lisans yaparsanız 1,5 sene, tezli yüksek lisans yaparsanız 3 sene askerliğiniz erteleniyor arkadaşlar. Bu da var olan bir durum. Bunun yanı sıra tabii ki hem tezli yüksek lisansta hem de tezli yüksek lisansta gün boşaltma hakkı önceden direkt olarak bu tanımlıyordu. Yazıyordu yönetmelikte işte 2 yarım günü boşaltılır tarzında yazıyordu. Şu andaki yönetmelikte de diyor ki derslerine, yüksek lisanstaki derslerine devam etmesine olanak sağlayacak şekilde ders programı ayarlanır yazıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ders programınızı da buna göre düzenleme hakkına sahipsiniz. Ya ben mesela Muş'tayken de yüksek lisansıma devam ettim. Yani insan mutlu oluyor ya arkadaşlar. Farklı bir ortam, farklı dersler. Orada makale yazıyorsunuz mesela, orada tez yazıyorsunuz. Bir şeyler, hani değişik bir alanda bir şeyler, değişik bir konuda bir şeyler üretiyorsunuz. Dolayısıyla insan mutlu oluyor diye düşünüyorum. Şu anda da mesela doktoranın tez aşamasındayız. Hocalarla bir araya gelip bir şeyler yapmak, kendi çalışmalarınızı üretmek, deneysel çalışıyoruz biz mesela. Artık hani ürettik belli şeydir. Şu anda tezi yazma aşamasındayız. Hani bir şeyleri üretiyor olmak insanı mutlu ediyor. Beni mutlu ediyor yani açıkçası. Ben tavsiye ederim arkadaşlar o yüzden. Bu da işin bir tarafı. Şimdi tezli yüksek lisanstan devam edersek. Gene arkadaşlar tezsiz yüksek lisanstaki gibi meslek, unvan, alan değişikliği hakkı sağlamıyor. Bunun yanı sıra artı bir kademe hem tezsizde hem tezlide var. Gene benzer şeyler burada da var. İşte 3 yıl askerliği erteletiyor. BİLSEM'e veya görevde yükselmeye artı puan sağlıyor. Bu gibi hakları var. Eskiden de yani eski durumda da tezli yüksek lisans artı 50 hizmet puanı veriyordu. Şu anda bu yok. Bu şekilde arkadaşlar. Gene işte ders programını düzenleme imkanı sağlıyor vesaire vesaire. Ama tezlinin tezsizden milli eğitim açısından bakarsak en önemli ana farkı doktoraya geçiş için adım olması. Tezsizden geçilmiyor. Tezliden geçilebiliyor arkadaşlar. Şimdi geldik doktoraya. Şimdi doktora nasıl bir şey peki hocam? Şimdi tezli yüksek lisans şöyle ana hatlarıyla belirteyim. Bu arada en başta söylemem gerekeni şimdi söylüyorum herhalde. Tezsiz yüksek lisans 1 sene sürüyor arkadaşlar normalde, yani 2 dönem. Tezli yüksek lisans normalde 2 dönem sürer. Ama uzatma hakkı da vardır 1 sene. Doktora ise normalde 4-5 sene civarında sürüyor. Ama bunun da uzatma hakkı yine var. Dolayısıyla normal şartlarda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi doktoranın sağladığı şeylere bakarsak. Şimdi doktora bir öğretmen açısından şu anda baş öğretmenlik mevzusu geldi biliyorsunuz. Baş öğretmenliğe geçerken eğer doktora mezunuysanız sınava girmiyorsunuz. Tabii ki doktora hocam sırf bunun için yapılır mı ya da işte ek dersi için yapılır mı vesaire. Tabii ki yapılmaz. Müthiş bir efor, müthiş bir çaba yani doktora. Hani uzun yıllar sürüyor. Daha fazla çaba harcıyorsunuz. Daha büyük bir tez hazırlamanız sizden bekleniyor vesaire vesaire. Her açıdan daha geniş yani. Öyle düşünebilirsiniz. Tabii ki bir yeterlilik sınavınız var mesela. Tezi hazırlarken tez izleme komitesine giriyorsunuz mesela birkaç defa.
Benzer şeyler var işte, ek olarak yüksek lisansın daha genişletilmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki doktoranın giriş şartlarından en insanları zorlayan kısmı dil şartı. Benim dilim 50, yani 58 almıştım, ben 60 almıştım. Dil şartı da zaten 55'ti. Ben öyle sınırdan girdim, geçtim dil şartını. Dolayısıyla doktoraya girmek istiyorsanız bu şekilde bir dil şartı var arkadaşlar. Ama yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, bunlarda dil şartı bulunmuyor. Ama tabii ki hani şart değil ama girişteki puanı az da olsa etkisi var. Yanlış hatırlamıyorsam %10 civarında bir etkisi var. Dolayısıyla şart değil ama olursa iyi olur. Tezsiz ve tezli yüksek lisansta, ama doktora da dil şart arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Baş öğretmenliğe geçişte dediğim gibi sınavı sizin için bitirmiş oluyor. Doktorayı bitirirseniz baş öğretmenlik zamanınız geldiği zaman, yani uzmanlıkta 10 seneniz geçtiği zaman baş öğretmenliği direkt geçmiş oluyorsunuz. Bu işin bir tarafı. Yeni gelen hakla birlikte ek derse %20 katkısı var arkadaşlar. Ek derse %20 katkısı var toplamda. Ama maaşa bir katkısı var mı? Maaşa, düz maaşa bir katkısı yok öğretmenlikte. Ek derse ise %20 katkısı var. Yani mesela 1000 lira ek dersiniz varsa 1200 lira çıkmış oluyor. 2000 lira ise 2400 lira. 3000 lira ise 3600 lira çıkmış oluyor. Böyle bir etkisi var arkadaşlar ek derse. Önceki durumda hizmet puanını artı 90 bir ek getiriyordu. Ama şu anda o yok arkadaşlar. Ama ben bunların tekrardan geleceğini bekliyorum. Gelmesini umuyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir. Ek olarak artı 2 kademe getiriyor hali hazırda. Yani yüksek lisans 1 kademe getiriyordu. Doktora ise 2 kademe getiriyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine aynı şekilde bilseme ve görevde yükselmelerde artı puanlar kazandırıyor. Yani öne geçiriyor sizi. Yine aynı şekilde askerliği erteletme hakkı sağlıyor 6 yıl kadar. Benim bu vardı mesela. Evet, ben erteletmiştim askerliği doktora zamanında. Gerçi hala doktora zamanındayım da. Ondan sonra mesela başlarıydı zaten herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bedelli askerlik çıktı ondan sonra, onu yapmıştık. Neyse, askerliği 6 sene öteliyor arkadaşlar doktora süreci. Bunun yanı sıra tabii ki gene işte lisansüstü yaptığınız için ders programınızın imkan verecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Görevde yükselmelerde etkili oluyor. Yani görüyorum, hani incelediğimiz zaman bunu görebiliyoruz. Ek hizmet puanı olayının ben yönetmeliğinin tekrar geleceğini düşünüyorum. Ama hala da tabii bununla alakalı bir şey çıkmadı. Hocam ben uzaktan yüksek lisans yapmak istiyorum. Mesela böyle şeyler var. Uzaktan yüksek lisanslar da eğer hani YÖK bunu tanıyorsa geçerlidir arkadaşlar. Aynı hakları sağlar. Açık öğretim lisans okursam peki aynı şeyleri sağlar mı? Açık öğretim lisans okursanız lisansın verdiği hakları aynen sağlar arkadaşlar. Bununla alakalı da bir şey yok. Tezsiz ve tezli yüksek lisans fark ediyor mu hocam Milli Eğitim'de? Yani çok fazla bir farkı yok arkadaşlar. Pek çok anlamda karşılaştırarak anlattım zaten size. Tezsiz ve tezli yüksek lisans Milli Eğitim Bakanlığı anlamında pek çok açıdan aynı hakları bize sağlıyor. Tezli yüksek lisans dediğim gibi doktora için bir adım yani neredeyse. Tabii doktora yapmak daha zor bir süreç. Az önce de dediğim gibi zaten girişi de daha zor. Hani dil şartı var. Yani akademik düşünmüyorsanız doktorayı da herhalde düşünürmüşsünüz bilmiyorum. Tabii ki yapmanızı tavsiye ederim. Hani iyi bir şey bu. Kendiniz alanınızda ilerletmek güzel bir şey. Hani benimki bitmek üzere arkadaşlar. Ama dediğim gibi yüksek lisans için böyle bir dil şartı bulunmuyor hali hazırda. Hakları kazanmak için peki hocam ben öğrenciyim. Bu haklardan gene yararlanabilir miyim? Yani mesela yüksek lisansın tez dönemini bitirmek üzereyim. Ben ek dersim %7 artar mı? Hayır. Öğrencilik yeterli değil arkadaşlar. Bitirmiş olmak gerekiyor. Veya lisansı işte bitirmek üzereyim hocam. Alan değişikliği yapabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Mezuniyet şartınız var. Mutlaka bitmiş olması gerekiyor. Yani genel anlamda üretmek zaten güzel bir şey bence. Ben seviyorum bu anlamda akademik çalışmaları. Kongrelerde arkadaşlar bunun yanı sıra bundan da bahsetmek istedim. Kongrede bir sunum yapacaksanız vesaire sizi Milli Eğitim görevli izni de yapabiliyor. Bunun için başvurmanız gerekiyor tabii ki. Dinleyici olarak katılacaksanız tabii ki bir izne ihtiyacınız var. Kurum müdürünüzün izne ihtiyacınız oluyor. Ama tabii ki yani derslerin boş geçmesi durumu hoş bir şey olarak karşılanmıyor. Bunu da söyleyeyim dedim. Ben yani dediğim gibi fizikte yüksek lisans ve doktora yaptım
Artık doktora tamamlamak üzereyim. Ama siz hani farklı bir alanda da yapma imkanınız var. Bu tabii ki şey olmuyor arkadaşlar. Hani bir şey fark ediyor mu hocam? Fark etmiyor. Yani istesem ben eğitim bilimlerinde de yapardım. Veya farklı bambaşka bir alanda. Mesela işletme alanında da yapabilirsiniz isterseniz. Mesela bir arkadaşım vardı. İşte şey MBA yapıyorum diyordu. MBA gibi. şey yani işletme tezsiz yüksek lisansına MBA diyormuşlar sanırım. Mesela böyle farklı matematikçiydi kendisi mesela. Farklı alanlarda da böyle yapabilirsiniz yani. Bunlar da gene aynı hakları bize sağlıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Yani ben kendinizi geliştirmenizden yanayım. Ön lisans olur, açık öğretim ön lisans olur, lisans olur. Bunun yanı sıra tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora olur. Hepsini tavsiye ederim. Kendinizi geliştirmenizi sağlıyor. Ya hocam mesela ben bilgisayar öğrenmek istiyorum. Niye lisans okuyayım ki ya da niye işte bunun hani böyle bir yolunu tercih edeyim? Ya bu insana arkadaşlar hani bir düzenli yol sağlıyor. Sınava girecek oluyorsun mesela. Çalışmak zorunda kalıyorsun dolayısıyla. Hani böyle insana daha düzenli bir çalışma sağlamış oluyor. O yüzden hani öğrenmek istediğiniz bir yol varsa, bir şey varsa ben lisans, yüksek lisans veya ön lisans gibi şeylerle bunu yapmaktan yanayım daha çok. İnsana bir disiplin, bir düzen sağlıyor. Ve sonuçta bir şeyler alıyorsunuz yani. Evet, İkmir Hocam. Ben gene çok konuştum. Var mı ekleyeceğim bir şeyler? Ya öyle bir anlattık. İnsan ben neler yapabilirim acaba yüksek lisansa mı başvursam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam falan diye düşünüyor. Ya yapmak lazım yani. Güzel şeyler yani. Yapmanın evet. da fayda var. Yani şimdi ne bileyim ya benim hani yapmasam olur muydu diyorum bazen. Canım sıkılıyor. O zaman ne yapacaktım? Ben çalışmayı seviyorum ya. Yani. Güzel bunlar da yani. Kendini ilerletmek güzel bir şey. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.